Evet arkadaşlar, bugünkü konumuz edatlar ve bağlaçlar. Edat dediğimiz kelimelerimiz ve bağlaç dediğimiz kelimelerimiz nelerden oluşuyor, onları göreceğiz. Ve sınavımızdan bu konuyla ilgili nasıl sorular geldiğinden bahsedeceğiz. Edat ve bağlaç dediğimiz kelimeler tek başına hiçbir anlamsal değeri olmayan, anlamsız kelimelerden oluşan sözcükler. Hem edat dediğimiz hem de bağlaç dediğimiz kelimelerin asla sözlüksel tanımı bulunmamaktadır. Peki ikisinin de bu şekilde ortak bir noktası varsa ayrımsal çizgisi ne olacak? Yani bu anlamsız olan kelimelerin hangilerine edat, hangilerine bağlaç diyoruz? Mesele şu, edat dediğimiz kelimeler tek başına hiçbir anlam taşımadığı doğrudur. Ama cümlenin içerisine girdikleri dakikada anlam kazanır ve cümleden kesinlikle çıkarılamazlar. İşte cümlenizin içerisinde birliktelik, karşılaştırma, benzetme, neden, gerekçe ya da araç anlamı sunan kelimelerdir. Ve bu şekilde anlamlar kazandıkları için asla cümleden çıkarılamazlar. Bağlaçlar ise tek başına anlamı olmadığı gibi cümleye girdikleri takdirde de kesinlikle anlamsal hiçbir değeri olmayan kelimelerdir. Edatlarımız iki başlık altında değerlendirilecek. Birincisi öbek oluşturan edatlar. Şimdi edat, bazı edatlarımız öbek oluşturma yetkisine sahiptir diyor. Yani öbek oluşturma neydi? Kendisinden önceki kelimeyi kendine mahkum etmek ve birlikte hareket etme zorunluluğu bırakmasıdır. Bu edatlarımız hangileridir? İle, için, gibi, göre, kadar, karşı, karşı, dolayı, ötürü, üzere, yüzünden, den önce, den sonra, e doğru, e sonra, değil, tek, değil, diye gibi kelimeler kendisinden önceki kelimelerle öbek yapma yetkisine sahip edatlardır. Şu şekilde örneklerle değerlendirelim, öbek yapmanın nasıl bir şey olduğunu gözlemleyelim. Bu olaya senin kadar üzülmedi dediğimde cümlemin içerisindeki kadar kelimesi edat, senin kelimesi de zamir. Ama cümleyi okuduğunda ne kadar üzülmedi, senin kadar üzülmedi diyerek birlikte öbek yaparak cümlenin içerisinde zarf görevinde bulunanı diyerek belirtiyor. Zamir var mı dersiniz bunu? Evet var. Edat var mı? Var. Miktar zarfı var mı? Evet var. Bunların hepsini söylemeye hakkımız vardır. Niye? Kadar kelimesi kendisinden önceki kelimeyi aldı. Beraber edat öbeği oluşturdu diyerek ifade etme özgürlüğüne sahibiz. Sadece zarf görevinde mi olur? Tabii ki olabilir. Sıfat da olabilir, isim de olabilir. Birlikte hareket ettikten sonra cümlenizin içerisinde farklı görevlerde ve farklı türlerde bulunabilir. Mesela aslan gibi çocuk işte dediğim zaman cümlenin içerisindeki aslan kelimesi tek başına değerlendirirsek isim gibi
edilmez. Sınav bize bu ifadeyi şöyle soruyor. Edat öbeği var mı? Edat öbeği dediğinde buna benzeyen edatları bulduğumuz takdirde paragraftan rahatlıkla edat öbeği var diye işaretleyebilirsiniz. Bununla beraber edat öbeği zarf görevinde bilir, sıfat görevinde bilir ya da isim görevinde bilir diyerek sonları renklendirebilir. Bununla beraber bir de öbek olamayan, yani tek başına edat olan kelimelerimiz var. Öbek yapamayanları bilirseniz gençler, o zaman geri kalan bütün edatlarına öbek şeklinde işaretleyebilirsiniz. Örnek olarak sanki, ancak, yalnız, sadece, tek, bir gibi kelimeler cümlemizin içerisinde edatla öbek yapma yetkisine sahip değildir. Bunlar her zaman kendisinden önceki kelimeyle bağdaşamıyor ve öbek yapmadan cümlemizin içerisinde edat görevinde kullanılıyor. Burada özellikle tek ve bir kelimesi konusunda sizi uyarmam gerekiyor. Biz bu kelimeleri aynı zamanda sıfat olarak kullanabildiğimiz kelimelerdir. Bu kelimeleri eğer cümlenizin içerisinde edat görevinde kullanıldığını ispatlamak istiyorsanız kendinize şu işlemi cümlenizin içerisinde bu kelimeler sadece anlamında kullanıldıysa gönül rahatlığıyla edattır diyerek işaretleyebilirsiniz. Yani şunu kastediyorum. Hayatın boyunca bir onu sevin. Bir kelimesini kaldırıp yerine sadece onu sevdim diyebiliyorum. Bundan dolayı cümlemin içerisindeki bire edat demek zorundayım diyerek işaretleyeceksiniz. Evet, bu başlığımızın altında edat öbeği var mıdır ifadesine dikkat edeceğiz. Edat öbeğinin cümle içerisindeki görevleri de sorulabilir. İşte zarf mı oldu, sıfat mı oldu şeklinde soruları çözerken bunlara dikkat edelim. Bağlaçlar ise tek başına hiçbir anlamı olmadığı halde cümleye girdiklerinde de yine anlam kazanmayan kelimelerdir. Sözcükleri ya da cümleleri birbirine bağlamaktan başka hiçbir görevi yok. İle, ve, veya, ya da, yani, demek ki, şu halde, hal böyleyken, hatta, bile, çünkü, ama, fakat, lakin, ancak, yalnız, hem de, ne, ister ister, gerek gerek gibi kelimeler, sözcükleri ya da kelimeleri birbirine bağlayan kelimeler. Cümleden atıldığında cümlenin anlamı kesinlikle bozulmayan kelimelere bağlaçtır diyerek ifade edebiliriz. Bakın, bağlaçlar anlamı yoktur. Cümle içerisinde görevi vardır. Sözcükleri bağlarım, cümleleri birbirine bağlarım. Başka hiçbir niyetim, amacım yoktur diye belirtiyorum. Burada sınavımız bize ileyi, ondan sonra ancak kelimesini ve yalnız kelimesini soracak. Bu üç kelimeye karşı takıntılıyım. Neden? Çünkü bu üç kelimenin aynısı, bakın, edatta da geçiyor. Altlarını çizdim. Edatta da yer aldığı için sınav burayı talep ediyor. Yani cümlelerin içerisindeki bu kelimelerin edat mı yok,
yoksa bağlaç mı olduğunun ayrımsal noktasını bize soracak. Birinci olarak tercih edecek kelime ile. İle kelimesi cümlemizin içerisinde bağlaç görevindeyse ve kelimesini yerine koyduğumuzda cümlenin anlamı bozulmaz. Ama edat görevindeyse ve'yi yerine koyduğumuzda anlamsız olacak. İle'yi gördüğümüzde ve'yi koyuyoruz. Anlamlıysa bağlaç, anlamsızsa edat görevini belirtiyoruz. Dün akşam sporcularla yemek yedi dediğim zaman cümlenin içerisinde izi düşmüş ineği görüyoruz. Kaldırıp yerine neyi koyduğunda anlamsız olduğu için edat görevleri asla bağlaç değil diyor. Ama romanın kahramanları gülle gülgüldür dediğimizde cümlenin içerisindeki ineği kaldırıp yerine ve'yi koyuyorum. Romanın kahramanları gül ve gülgüldür dediğimizde anlam bozulmadığı için bağlaç görevlidir diye işaret ediyoruz. Evet, ikinci dikkat etmemiz gereken konuda ise ancak ve yalnız kelimesi. Bu iki kelime cümlenizin içerisinde bağlaç görevindeyse ama ve fakat kelimesini karşılayan kelimelerdir. Ama'yı ya da fakat'ı koyduğumuzda cümle anlamsız olmuyorsa bağlaç diye işaret edeceğiz. Eğer cümlenizin içerisinde edat görevindeyse sadece anlamlıdır diyerek belirtiyoruz. Ama fakat anlamındaysa bağlaç, sadece anlamındaysa edat diyerek belirtiyoruz. Bu akşamki yemekleri ben yaparım. Ancak bulaşık senindir. Ancak kelimesinin altını çizelim. Bir tane daha cümle yazalım. Bu soruları ancak o çözer dediğimiz zaman gene ancak kelimesinin altını çizelim. Sınavımız bunları tercih ettiğinde biz soruları bu şekilde hazırlıyor. Yani her şıkta bu şekilde iki cümle yazıyor. Aynı kelimenin altını çiziyor. Aynı görevleri yoksa farklı görevleri analiz etmemizi istiyor. Şimdi değerlendirelim. Bu akşamki yemekleri ben yaparım ama bulaşık senindir. Ve cümlenin bozulmadığını görüyorum. O zaman buradan bağlaç görevleri diyerek belirtiyorum. Bu soruları sadece o çözer dediğiyle anlamlı olduğu için edat görevlidir diyerek belirtiyoruz. Şimdi gelelim yalnızca örneğine. Biraz buradaki örnekleri arttıracağım. Çünkü yalnız kelimesi sadece edat ve bağlaç değil, farklı türlerine dönüşebilir. Bundan dolayı sistemi biraz karıştıralım.
beş tane yalnız kelimesi, beşinde de farklı türlüdür. Bu üç kelimenin içerisinde en tehlikeli olan kelime yalnızdır. Çünkü ile ve ancak kelimeleri sadece edat ve bağlıcı olur. Ama yalnız kelimeleri, yalnız kelimesi cümlenin içerisinde farklı görevlerde bulunabilir. Şimdi tek tek cümlelerimizi inceleyelim. Yaşlı kadın köyde yalnız yaşıyor. Yaşıyor kelimesi fiil. Nasıl yaşıyor? Yalnız yaşıyor. O zaman buradaki yalnız kelimesi durum zarfıdır. Kimi etkilemiştir? Fiil. Yalnız onun yaptığı yemekleri yer. Sadece onun yaptığı yemekleri yer diyebildiğim için cümlemin içerisinde edat görevlerini diyerek belirtiyorum. Hayatı boyunca hep yalnızdı. Şimdi yalnızdı kelimesine baktığımızda yalnız kelimesi burada bir keresinde olamaz. Yanında çünkü neyi yok? İsmi. Zarf olamaz. Çünkü cümlenin içerisinde fiil ya da fiilisi yok. Edat görevinde değil, hayatı boyunca hep sadece diyemiyorum. Bakıyorum bağlaç da değil. O zaman geriye kaldı? İsim diyerek belirtiyorum. Gelirim, yalnız oraya gitmezsek dedim. Gelirim ama oraya gitmezsek. Gelirim fakat oraya gitmezsek. Burada da bağlaç görevlidir diyerek belirtiyorum. Yalnız çocuk parkta oynar mı dedim. Çocuk isim. Nasıl çocuk? Yalnız çocuk. Burada da niteleme sıfatıdır diyerek belirtiyoruz. Gördüğünüz üzere beş farklı türe dönüşme yetkisine sahip kelimelerimizden biridir. İlla edat ya da bağlaç olacak diye bir şartımız yoktur. Ama ileyi ancak, ile ya da ancak kelimelerini gördüğünüzde ya edatı ya da bağlaçı seçmek zorundasınız. Bir üçüncü hakka sahip değilsiniz. Ondan dolayı yalnız kelimesini incelerken birazcık daha incelik göstereceksiniz. Dikkatli olacaksınız. Ne yazık ki. Şimdi sistemi toparlıyorum. Bu başlıklarımızın altında sınavımız bize ne sorabilir? Birincisi öbek. Edat öbeği meselesine dikkat edeceğiz. İfadeyi duyduğumuzda korkmamıza gerektirecek bir durum yok. Edat öbeği dediğinde cümlede edat bulacağız. Kendisinden önceki kelimenin ilişkisi olup olmadığına bakacağız. Zaten öbek yapamayan edat sayımızın sayıları çok çok az. Onların dışında kalan edatlar hep öbek yapmayı başaranlardır. Bununla beraber edat öbeğimizin türünü soralım. İşte sıfat oldu mu, zarf oldu mu, isim oldu mu, ne oldum ben? Edat öbeğim ama türüm nedir diye sorabilir. Bu da ikinci tip bir sorumuzdur. Bununla beraber bu başlıkta ileye, ancağa ve yalnız kelimelerine dikkat edeceğiz. Onların türlerini cümle içerisinde